Başlıyorum. Verilen sıvı besinle ilgili size bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Eskiden bu işe başlamadan evvel evde bitkiler varken hep böyle hani lastik ayakkabı alırken kasada bir de yanında nabuk temizleyici falan derlerdi ya, hep ben o ek besinleri öyle bir şey zannederdim. Daha neler diye. Halbuki biraz içine girip de mantık yürütünce çok aslında gerekli olduğunu anladım. Bahçede bunlar toprakta yetişirlerken yağmur yağıyor, işte solucan gübresi, o su, bu su, şu su, toprağın içindeki kendi besinleri yağmurla ve işte ısıyla çıkıyor. Onlara hep ulaşabilirlerken saksıya koyduğunuzda apartman çocuğu gibi evin içerisinde, bir kabın içerisinde ve ilk büyüme dönemlerinde bitirdikleri bir toprak besiniyle baş başa kalıyorlar. Yani hiçbir besin almadan, hiçbir vitamin almadan kuru kuru oturuyorlar saksının içinde. Aslında bitkiler sadece duruyorlar bu durumda. Çiçek açmalarını, büyümelerini, yeni yapraklar vermelerini ve sağlıklı olmalarını sağlamak için muhakkak ek besin takviyesi yapmamız lazım. Eskiden annelerimiz yapar mıydı? Hayır. Ne yapardı onlar? Toprağı havalandırırlardı ve o zamanlar böyle torf morf filan, hazır paket filan yok. Bahçe toprağıyla dikilirdi. Ve zaman zaman da belki bilirsiniz annelerinizden, anneannenizden çatalla işte üstünü tırtıklıyoruz derlerdi. Alt üstte derlerdi, toprağı havalandırırlardı. Ve bu da bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlere tekrar ulaşmasını yeni toprak takviyesiyle sağlardı. Ama biz artık gene steril ve işte bunun için hazırlanmış torf karışımlarını hazır alıp yapı marketlerden, seralardan kullandığımız için bahçe toprağındaki gerçek malzemeler, gerçek besinler içinde yok. Uzatmayayım. Dolayısıyla özet şu, anlayacağımız kısmı şu. Eğer evde saksıyla bitki bakıyorsanız ve bahçe toprağı eklemiyorsanız, takviye etmiyorsanız muhakkak ek besin vermeniz gerekiyor. Bitkilerin uyandığı bahar aylarında, bu arada parantez açıyorum, bazı bitkiler biliyorsunuz kışın ayaklanabiliyorlar. Bu ekstremleri, uç noktaları dışında bırakıyorum. Genelleyerek anlatıyorum. Baharda bitkiler, canlılar uyandığında kalktık, hadi bize biraz besin lazım ki işte çiçek açalım, oynaşalım falan diyorlar. Onun için o dönemlerde başlayarak arkasındaki talimatlara uyarak, hani çok vereyim çok açsın, az vereyim bilmem ne falan değil, ne yazıyorsa o, okuyarak vermeniz lazım. Belli ana başlıklarda hazırlanmış şeyler var, ek besinler var. Bunlar kaktüs, menekşe, bunlar çok birbirinden daha uç ihtiyaçlar duyan türler olduğu için. Orkide, bu da kaktüsmüş. Efendim bir de genel kullanım. Birkaç bir şey daha var, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki, yeşil bitki filan. Ben genellikle ne yapıyorum? Kaktüsler için, yani bu şu dördünü kullanıyorum. Marka çok belirleyici değil ama ben Wilmorin ve Genta'dan memnunum. Yine ünlem koyuyorum. Bahçe toprağına, yani doğaya karışan dikimlerde ne denir? Yapay besin kullanmıyorum. Çünkü kalıntıları ve bir faydası yok toprağa. Sadece bitkiye serum gibi hızlı bir takviye veriyor. Bir takım kimyasal kalıntılar da bırakıyor toprağa, deniyor. Onun için bahçede ben normal işte hayvan gübresi, bekletilmiş kompost, kendi hazırladığımız filan kullanıyorum. Ancak saksılar için limitli ortamdasınız. Kendi yaptığınız kompostun içindeki şeyleri bilmiyorsunuz. Azot, fosfor vesaire. Yanlış bir şey bitkiyi yakabilir. Çünkü çok dar alanınız var kullanmak için. Onun için saksılarda hazır bunları kullanmak çok daha garantili demek zorundayım. Burada dikkat edeceğimiz konu şu. Hangi marka olursa olsun arkasında yaklaşıyorum. Arkasında
Bir kere ölçek veriyor. Hani kaç litreye işte kapakla ölçüyorsunuz, ne vermeniz gerekir sulama suyuna. Ve bir dakika ben de gözlüğümü takarak bir bakayım. Ya diğerinde biraz daha güzel gösteriyor. Bunu bir dakika bırakıyorum. Mesela kaktüs en sevilen. Geldim. Yönetmen gözüküyor mu? Şöyle mi? Azot, fosfor, potasyum, magnezyum. Burada bir takım yüzdeler göreceksiniz. Bunlar böyle 4, 3, 5 olabilir. 10, 12, işte 9 olabilir. Bunlara çok takılmayın ya da 90, şey 20, 18 falan olabilir. Onlar içindeki yüzdesel rakamlar. Dolayısıyla önemli olan burada azot, fosfor, fosfatın birbirine oranı. Genellikle bu zaten üstünde kaktüsler için yazanda doğru oranlar var. Çok kafayı kurcalamaya gerek yok. Ama önemli olan dengeli olması. Dediğim gibi atıyorum hiç nitrojen yok. Fosfor, o NPK yazıyor. Atıyorum NPK'nın K'sı 20'lerde falan. Öbürleri mesela 5'te falan. Öyle bir şeyler değil. O sayıların birbirine dengeli olmasında fayda var. Hem kökünü, hem gelişimini, hem meyvesini, hem çiçeğini desteklemek üzere. Ve bir takım iz elementler, mikro elementler var bitkilerin ihtiyaç duyduğu. Aynen insan gibi aslında işte magnezyum, kalsiyum, demir falan. Bunların hepsini zaten burada hazırlamış İsviçreli bilim adamları. Dolayısıyla onları kullanmak şöyle fark ediyor. Senelerce duran ve yaşayan bitkiler birdenbire böyle çiçek açıp yavrular verip falan coşuyorlar. Ben burada yine kullanmaya başladım bahar ve yaz geldiği için. Bir tek ünlemim şu. Kuruyken bitki hemen yani ilk sulamada değil de önce bir sulayıp köklerini biraz ıslatıp ondan sonra vermeniz olası bir kök yakma durumu oluşmasın diye. Yani önce sulayın sonra tekrar sulama suyuna verilen oranda ekleyip karıştırdıktan sonra sularken yine eşit miktarda gelecek şekilde bitkinin etrafından toprağına verin. İşte ayda bir uygulamak da öneriliyor. Size kalmış. Biraz daha seyrek, az bir şey daha sık, bitkideki gelişimi gözleyerek sonbahara kadar bitkilerin tekrar havaların kararıp, havanın soğuyup, bitkilerin uykuya geçtiği döneme kadar devam edebilirsiniz. Videoları kapatmayacak mısın? Videoyu kapatıyorum. Tring! Videoyu kapatacakmışım. Videoyu kapatıyorum. Video kapandı. Merhaba, pardon. Bir şey unutmuşum, ona eklemek istiyorum. Bir koşu. demin şunları anlatırken çok açıklayıcı olduğunu düşünmedim. NPK, nitrojen, fosfor, potasyum. Biri köküne, biri dölüne, biri balına diyorlar. Dolayısıyla demin de dediğim gibi güzel köklenmesini, güzel yaprak vermesini ve çiçek açmasını, meyvelerinin sağlıklı olmasını, çiçeklerin dalında uzun kalmasını sağlıyor. NPK'yı gördüğünüzde azot, fosfor, fosfat olduğunu biliniz. Ben kimya okumadığım için bunları böyle tekrarlaya öğreniyorum. Ama hani bilenler muhakkak vardır. Önemli olan NPK'nın dengeli olması ve yanında da ek iz elementlerin mevcut olması. Şişede bakacağınız özellik budur. Markası ne olursa olsun. Ay, videoyu kapatacaktım. Bu sefer gerçekten kapandı mı? Kapanmış olabilir. Kapandı. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.